Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte PlayStation VR'ın kutu açılışını yapacağız. İstiyorsanız kutuyu açmaya başlayalım. Evet, ürünümüzün kutusu bu şekilde. Sony garantisi olduğu belirtiliyor. Burada ithalatçının ismi var. Yani Sony. Yana bakıyoruz. PlayStation logosu. Aşağıda bir şey var. Ne diyor? PlayStation 4 ve PlayStation kamera gerekli diyor. Tabii ki doğal olarak. Bu arada bunu söyleyeyim. PlayStation kamera gerçekten de gerekli. Sadece PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro yetmiyor. Diyor ki demo diski barındırır diyor. Bu oyunlar varmış. 3, 6 tane ve 7 tane. Şu alttaki de varsa 7 tane oyun gözüküyor. Ne diyelim, yine gerekli olduğu belirtilmiş. Burada seri numarası falan var. 16 yaş üzeriymiş. Burada bilgiler var. Türkçe var mıymış? Bakayım. Türkçe gözükmüyor. Evet, İngilizce. Öbür tarafa bakalım. Oyunları yaşa yazıyor. Resident Evil 7, Gran Turismo Sport, Batman Arkham gibi oyunlar var. Üst tarafta PlayStation VR yazısı. İstiyorsanız PlayStation VR'ı açmaya başlayalım. Şu birazcık açılmış niyeyse. Ama ben açmadım. Şimdi bu nasılmış? Bu şöyle. Bunu kaldırıyorum. Şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Şu zoom'u biraz geriye çekeyim. Bunu artık çık. Aa, böyle açılıyormuş. Evet, açtığında kutu mekanizması bayağı güzel, şurada da tutuyor falan. Açtım. PlayStation VR yazıyor. Buradan da açalım. Aa, bu şeymiş, kullanma kılavuzuymuş. PlayStation VR. Hızlı başlangıç kılavuzu. Türkçe'de içeriyormuş. İyi ki. Nasıl kuracağımızı gösteren bilgiler var. Evet. Buna sonra bakarız. Burada küçük küçük kutular var. İlk önce en sağdakiyle başlayalım. Güç kablosu. Bakalım. PlayStation 3 Slim'in güç kablosu gibi. Burada ne varmış? Burada kaskımız var. En son geliriz. Şurada bir şey görüyorum. Bu da ünitesi sanırım. Bir de buna bakalım. Evet. İlk önce şuna bakalım. Yok, çıkmıyor. Bir tane USB kablosu. PlayStation VR'ın televizyon ünitesini bağlamak için. Görüyorsunuz USB, micro USB kablosu. Bir tane güç adaptörü çıktı. Güç adaptörünü de koyayım. Burada ne var? Bir tane stereo kulaklık çıktı. Bu stereo yalnız. Mono değil. PlayStation 4'ün kutusunun içinden çıkan değil. Ve PlayStation VR ünitesi. Bu aynı zamanda görüntüyü ikiye bölüyor arkadaşlar. Hem televizyondan hem de PlayStation VR'dan görüntü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle silah gibi. Buraya PlayStation VR takılıyor. Ya da televizyona takılıyor. Tam bilemiyorum. Kullanma kılavuzuna bakacağım. Buraya da evet zaten yazıyor. HDMI TV diyor. Televizyona giren şey. PlayStation 4'e takılacak HDMI. Bu az önce çıkan micro USB güç kablosu. Şu sağdaki ne anlayamadım tam. Bir de fanı var. Güç kablosu bu, pardon. Güç buraya takılıyor. Ünitesi bu şekilde. Bunu da yana alalım. Sağda bir şeyler var daha. Yine PlayStation VR kullanma kılavuzları. Hiçbir zaman okumadığımız şeyler. Yine bir kullanma kılavuzu. Demo diski, PlayStation VR demo disk, demo oyunların yer aldığı disk. PlayStation 1, 2'de vardı hatırlarsınız, arkası siyah. Buna dönmeleri güzel olmuş, dijital olarak kod da verebilirlerdi, oradan da indirebilirdik ama fiziksel bir diskin olması her zaman iyidir. Burada ne var? Temizleme bezi, güzel, lazım olacak. Artık kaskı çıkarabiliriz. Burada, daha varmış.
Bir tane HDMI kablosu. Normal HDMI kablosu. Bu da herhalde PlayStation VR'ın kablosu olsa gerek. Bu neymiş ya, bakalım. Bayağı uzun. Bu da PlayStation VR'ın kablosu muhtemelen. Çözelim bakalım neymiş. Uzun olduğuna göre bu kadar. Bir sürü kablo çıkıyor arkadaşlar. Kurması da bayağı karışık. Etrafta bayağı dağılacak. Şimdiden dağıldı zaten. Şunu da çıkaralım. Evet. PlayStation VR buraya takılıyor. Bu neymiş? Bu da üniteye takılıyor. Ya da tam tersi de olabilir. Neyse. Biz kaska geçelim. Sonra ben bunu kurcalarım. Şunu şöyle çıkardım. Bu arada bayağı dağıldı ortam. Ve nihayet kaskımız. İçine bakalım, başka bir şey yok. Kaskımız da burada. Haydi bakalım. PlayStation VR burada. Evet, malzeme kalitesi güzel. Beklediğinden biraz küçük sanki. Burunluk var burada şöyle. Bakın nasıl titriyor. Burada kafa ayarı falan var. Şuna bastırıp çekiliyoruz böyle. Kafa ayarı yapılıyor. Bu sıkılaştırma herhalde. Lenslerini göstereyim. Burunluk. Şurada açma kapama herhalde. Şurada bir hoparlörü var sanki. Ve mikrofon mu? Kulaklık takacağız tabii ki. Bir de daha yeni hoparlör de olabilir. Buralar mavi yanıyor arkadaşlar takınca. Şurası yumuşak kaplanmış. Kafamızı, alnımızı falan acıtmasın diye. Evet, böyle. Şimdi şunu takalım bakalım. Çıkaralım. Evet. O kutuya bunlar takılacak herhalde. Görüyorsunuz. Burada da yönetme tuşu var. İşte açıyor, kapıyor. Bir de ne yapıyor? Sesi kısıyor, açıyor. Ve kulaklığımızı da buraya takıyoruz. 3,5 mm giriş var. Kulaklığı buraya takıyoruz. O iyi olmuş. Yani PlayStation'a taksaydı kulaklığı bayağı kablo uzun olacaktı. Evet arkadaşlar. PlayStation VR kutu açılımı böyleydi. Şimdi ben kurup oyuna dalıyorum.